Günümüzde şehirler binlerce insanın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Toplumdaki güven ve huzurun sağlanması için her zaman kanunlara ihtiyaç olmuştur. Aksi takdirde düzeni sağlamak imkansızdır. Toplumumuzun bir diğer gerçeği bireyselliktir. Toplumdaki her bireyin bir amacı ve çıkarı vardır. Çoğu birey önce kendi çıkarını düşünür. Toplumun ve diğer bireylerin çıkarı genellikle ikinci plandadır. Bu bencil ahlak yüzünden dünyanın çeşitli yerlerinde aç, yoksul ve evsiz insanlar vardır. Şimdi dev bir şehir hayal edelim. Bu şehirde dev bir medeniyet yaşasın. Burada hiç kimse kendi çıkarını düşünmesin. Tam aksine yaşadığı toplumun ve bireylerin çıkarını ön planda tutsun. Herkes büyük bir fedakarlıkla öne çıkma arzusu olmadan çalışsın. Bireyler öyle özverili olsun ki hiçbir kanuna ihtiyaç olmasın. Hiçbir karmaşa yaşanmasın. Öyle bir topluluk insanın hayallerinde ancak olabilse de dünyada öyle topluluklar vardır. Hem de dünyanın hemen her yerinde. Bu mucizevi topluluklardan bir tanesi karıncalardır. Karınca kolonileri binlerce hatta milyonlarca bireyden oluşur. Her birey doğduğu andan itibaren yapması gerekeni bilir ve üzerine düşeni en iyi şekilde bıkmadan yerine getirir. Hiçbir birey yaptığı işi ve bulunduğu konumu sorgulamaz. Esas olan yaşadığı topluluğun devamlılığıdır. Bunun için gerekirse hiç düşünmeden hayatını feda eder. Bu toplumda bir aç veya yoksul bir birey rastlanılmaz. Çünkü bireyler arasında büyük bir işbirliği ve paylaşma vardır. Bu da Darwinizmin çürüklüğünü bir kez daha gösterir. Bilindiği üzere evrim teorisi her canlının kör bir tesadüf sonucunda oluştuğunu savunur. Hiçbir tesadüf karıncalara fedakarlık, paylaşma, disiplin ve planlama özelliği kazandırmaz. Hiçbir tesadüf binlerce hatta milyonlarca karıncaya ortak bir amaç uğruna çalışmayı sağlamaz. Evrim teorisi canlıların varlığını devam ettirmesi için kıyasıya bir mücadele içinde olduğunu iddia eder ve bunun var olmanın temel yasası olarak sayar. Bu toplumun paylaşımcı ve fedakarlığını hiçbir şekilde açıklayamaz. Çünkü bu temel yasalarının tam tersidir. Diğer bir yandan evrim teorisi canlıların özelliklerini aşama aşama ve mutasyonlar sonrasında kazandığını ileri sürer. Karıncaların da bu sosyal düzenlerini görev paylaşımlarına aşama aşama kazanmaları gerekir ki bu imkansızdır. Bir grubun üzerine düşeni görevi yerine getirmemesi karınca topluluğunun sonunu getirir. Çünkü bir aşama asker karınca özelliğini sağlarsa işçi karıncaların görev alması zaman alacağından asker karıncalar açlıktan ölür. Diğer bir yandan evrimciler bir özelliği binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca yıl sonrasında ancak kazandıklarını ileri sürer. Bu da imkansız bir olaydır. Bütün bunlar bize bir yaratıcının varlığını gösterir. Çünkü bir karınca okulu yoktur ki kendi görevini öğrensin veya binlerce yıl sonrasında o özelliğe sahip olsun. Doğduğu andan itibaren ona o görevini bildiren bir yaratıcının varlığını ispat eder. Bu yaratıcı ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde Rabbimiz şöyle der: "Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmişlerdir." Rum Suresi 26. Ayet.